İbrahim Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi Akçiller grubun farklı hizmetleri var. Projelerimizi konuşacağız. Önce şahsınızı kısaca bir izleyicimize tanıtalım. Ben İbrahim Akçil. 1973 Kars Sarıkamış doğumluyum. 76 yılından beri Edirne ilçesinde ikamet etmekteyiz. 95 evet. yılında ticarete hayata atıldık askerden sonra. Hı hı. Daha sonra bu işi 2007'de kurumsal bir şekilde şirketleşerek evet. faaliyetimize başladık. Güzel. Akçiller grubun bünyesinde önce neler var? Onları bir anlatalım. Güvenlik hizmetlerimiz var. Temizlik hizmetlerimiz var. Ve ayrıca apartman ve site yönetimi hizmetlerimiz var. Bunlar mevcut hizmet başlıklarımız. Evet. Peki güvenlikten önce bahsedelim. Orada nasıl bir sisteminiz var? Kimlere hitap ediyorsunuz güvenlik olarak? Güvenlik sektörde riskli ve sıkıntılı bir hizmettir. Hı hı. Bunun için öncelikle her şeyin başı dürüst ve kişilik olması lazım. Evet. Bu işi heveslenip yapanlar çoğu zaman kendilerini başarısız bir şekilde sonuçlandırıyor. Ama biz 2007'den beri hiçbir şekilde kendimizi bozmadan dürüst bir şekilde evet. resmi kurumlara, hastanelere, belediyelere, okullarımıza, AVM'lerimize, fabrikalara hizmet vermekteyiz. Oralara güvenlikçileri değil mi tedarik Tabii, ediyorsunuz? Tabii tamamen işe alıp daha sonra personel yerleştirme. Size personel nasıl geliyor? Neler yapıyorsunuz? O yıllık sözleşmelerden biraz bahseder misiniz içeriğinden? Personel tamamen eğitim kurumundan, eğitim olaraktan bize belgeli geliyor. Silahlı ve silahsız. Evet. Silahlı projelerimize, silahlı personeli, normal silahsız olan projelerimize silahsız personelleri çalıştırmaktayız. Tedarik ediyorsunuz. Evet. Belli bir sözleşme yapıyor musunuz? Tabii. Her sözleşmemiz, her işimiz mutlaka sözleşmeyle bildirimler olur. Evet. Yani bizim bildirimlerimiz her şeyin başı valilik makamı, daha sonra kuruma göre bölgesel olaraktan jandarma bölgesi jandarmaya, emniyet bölgesi İl Emniyet Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne başvurularımız olur. Evet, bunları yapıyorsunuz. Tüm prosedürler bittikten sonra hizmet başlıyor artık. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla. Nereye kadar uzanıyor hizmet ağınız güvenlikte? Hizmet ağımızda gidebileceğimiz yere kadar sınır yok. Ama şu anda İzmir Çeşme'de projemiz var. Bilecik Bozüyük'te projemiz var. Ağırlık olaraktan bu bölgelerimizde Çanakkale'de güzel. Projemiz var. Çok güzel. Temizlik şirketinizden bahsedelim. İsimleri de farklı anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Temizlik çünkü aynı çatı altında olmuyor. Aynı isim altında olmuyor. Güvenliğimizin ismi Akçiller Özel Güvenlik. Temizlik firmamızın ismi Özak Temizlik. Evet. Biz artık bunları yavaş yavaş Akçiller Grup adı altında Özak Şirketler Grubu olaraktan toparlıyoruz. Peki şimdi sizin başarılı bir bu çalışmalarınızın altında bir de sizi ödüllendirmişler. Bir il başkanlığı konusu var özellikle. Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin Balıkesir il başkanı olmuşsunuz. Evet. Bunu ne istinaden size verdiler? Onu bir anlatır firma mısınız? Firma işte ismini de güzeldiğimiz yani firmamızın evet. işini bilmesi. Hı hı. Başarımızın sonucu güzel bir tarafı. Güzel. Bölgede yapılan araştırmada Tabii. anladığım kadarıyla. Tabii. Sonuçtaki bu artık kentsel tesis dediğim nokta bakanlığa taşınıyor. Hı hı. Aynı yine ticaret odalarımıza ayrı bir sektör dalı olaraktan birim alınacak. Evet. Biz de bundan il başkanı oldum. Siz de il başkanı evet. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Allah utandırmasın orada çalışmalarınızda. Şimdi sektörle ilgili 2020 yılındayız ve bundan sonrası için hedef beklentileriniz neler? Büyümek. Büyümek. Çünkü azmin ve başarının sonu. Evet. Yıllardan beri, 2007 yılından beri bu sektörün içindeyim. Kesinlikle yan firma kullanmadım. Dürüst bir şekilde insan ilkem dürüstlüktür. Evet. Çocuklarımı da, çocuklarım artık büyüdükten sonra başarımın zirvesine ulaştık. Yalnızdım. Evet. Ama şimdi artık çocuklarım da büyüder, işin başında oldukları için bu şekilde büyüyoruz. Güzel. Kurumsal kimliği korumak evet. ve istihdam sağlamak. Siz anladığım kadarıyla birçok insan da sayenizde ekmek yiyor. 3 kişi şu anda çalışanımızlar. Evet. Güzel. Peki. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi çok kısa sizin bir teşekkürünüzü yapalım. Bugüne dek sizden hizmet almış birçok kurumsal firmadan bahsediyorsunuz. Resmi kurumlarımız var. Şöyle herkese bir teşekkür, son sözlerinizi yapalım. Evet, gerçekten 2007 yılından beri gerek şahıs, gerek firma, gerek kurumsal iş müdürlerimiz bizimle bu zamanda çalışan herkese çok teşekkür ederim. Peki, ben size çocuklarınız yanınızda çalışan kadronuzu herkese başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. İlerleyen zamanda inşallah Akçiller grubun farklı bir hizmetinde tekrar buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.